Ama olayın aslı teknolojiktir. Ve Zülkarneyn'in zaten teknolojik bir alet kullandığı Zülkarneyn ayetlerinin girişinde anlatılıyor. Yani şöyle diyor: İnne mekkenne lehu fil ert ve ateynahu min küllü şeyin sebebe. Yani biz onu dünyanın içinde yerleştirdik. Zaten bu ayet dünyanın içinde dediği için bu olay da tamamen anlaşılmaz kalmış. Çünkü hep dünyanın içinde aramış. Bütün hem İslam bilim adamları hem diğerleri. Biz onu dünyanın içine yerleştirdik ve ona her şeye ulaştıran bir sebep verdik. Burada sebep dediğimiz zaman bu sebebin de başka başka Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda gökyüzüne çıkmaya yarayan bir alet olduğu da anlaşılıyor sebep kelimesinin. Yani onu şöyle çevirebiliyoruz o zaman: her şeye ulaştırabilen bir alet verdik, bir makine verdik gibi anlaşılabilir. Ve ondan sonra suya çıkma meselesi ne hocam peki? Efendim, anlayamadım. Suya çıkma meselesi nedir? İşte uzaya çıkma meselesi, gökyüzüne bir ip uzatın da başka ayette bu şekilde anlatılıyor sebep kelimesi. Yani gökyüzüne bir ip uzatın da çıkın bakın bakalım diye böyle ayetler var. İp diye geçen kelime sebep. Yani Türkçe'ye ip diye çevirmişler onu. Orada gökyüzüne bir sebep uzatın çıkın. Bu sebep kelimesinin de Arapça kökenine baktığımızda sebep kelimesi şöyle bir şey: bir hurma ağacına çıkabilmek için Araplar bellerine ip bağlıyorlar. Ve elleriyle, yani ağacın arkasından geçiriyorlar, şöyle bellerine bağlıyorlar. Onu yukarıya attırıyorlar, yukarıya çıkıyorlar. Yukarıya attırıyor, yukarıya çıkıyorlar. Burada zaten kendisini yukarıya doğru böyle füze şeklinde bir şeye bağlayan bir sistemden bahsediliyor. Ve Zülkarneyn ayetlerinin devamında da fe etba'a sebebe, yani o bir sebebi takip etti diye bizim mealciler çevirmiş. Ama etba'a tabi oldu demek. Tabi olmak şu demek: arabanın içine biniyorsun, şoföre tabi oluyorsun. Tabi olmak o. Yani bütün senin iraden artık yok oluyor ve o alet nereye gidiyorsa sen oraya gidiyorsun. O alete artık iradeni teslim etmiş oluyorsun. Tabi olmak o demek. Yani ben sana tabi oldum deyince ben sana bağlandım. Artık sen beni yöneteceksin, kontrol edeceksin manasına geliyor. Ve burada da bir araçtan bahsedildiği için o sebebe tabi oldu. Yani bir aracın içine girdi, ona tabi oldu, bütün her şeyi onunla oldu. Ondan sonra da o araçla yaptığı yolculuklar anlatılıyor. İşte birinci yolculukta bir kara deliğin olduğu yere gidiyor. Orada Aynin Hamiye diye güneşin battığı yer. Yani bizim güneşimizin, çünkü orada güneş kelimesi geçiyor, şems kelimesi geçiyor. Güneş nerede batar diye düşündüğümüz zaman güneşin battığı yer uzayda bir nokta olması lazım. O da bir kara delik olabilir. Bir kara delik var mıdır yok mudur diye araştırma yaptığımızda güneşin galaksinin etrafındaki turlarından sapma yaptığını görüyoruz. O da bugünkü astronomi bilgileriyle anlaşılıyor. Buna solar apex denilen bir bölge var. Oraya hali hazırda 37 derecelik bir sapma yapıyor. Yani normal turunu atması gereken güzergahtan daha içeriye, sola doğru bir sapma yapıyor. Solar apex deniyor. Orada bir kara delik olduğu tahmin ediliyor zaten. Yani buradan da şunu... Periyodik olarak gerçekleşen bir olay mı hocam? Efendim? Olağan dışı bir durum mu yoksa periyodik olarak gerçekleşen bir durum mu? Bu işte orada bir kara delik olduğu için onun çekim alanına belirli bir açıyla kapılmış şu anda güneş sistemi. Güneş kapıldığına göre, güneşin bütün gezegenleri de onunla birlikte gittiğine göre güneş sisteminin hepsini çekebilecek güçte olan bir kara delik olma ihtimali var. Henüz bunu astronomi bilimi tespit edemedi. Belki NASA tespit etmiştir ama bize o konuda bir bilgi dışarıya sızdırılmış değil. Ama solar apex denilen bir bölge olduğu biliniyor ve oraya doğru güneşin bir sapma yaptığı biliniyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Bunu da şöyle yorumluyorum ben. Uzayda bütün yıldız sistemleri çiftli veya üçlü. Tekli yıldız yok. Bizim güneşimiz hariç. Şimdi bizim güneşimizin mutlaka bir eşi olması lazım. Bir ikizi veya daha büyük bir
güneş olabilirdi. İşte o eğer daha önce çöküp kara delik haline gelmişse, çünkü bizim güneşimiz bir güneş kütlesinde kara delik oluşması için 3 güneş kütlesi olması gerekiyor. Yani uzaydaki uzayın dışarıya doğru açılma hızını delebilmesi için, yani uzayı bir çarşaf gibi düşünelim ve uzay devamlı genişliyor. Bir merkezden genişleme hızı var. O genişleme hızı 3 güneş kütlesi onu anca durdurup delebiliyor. Yani bizim güneşimiz kara delik olamaz ama belki de güneşin bir ikizi vardı çok önce. Bu kara delik haline gelmiş olabilir. 3 güneş kütlesinden fazla olmuş olabilir. Ve o kara delik güneşi de kendisine doğru çekiyor olabilir. Şimdi bunun da ben daha ilerleterek mesela yorumlarını şöyle yapıyorum. Güneş sistemi nasıl güçsüz kalır? Yani bu 37 derecelik açı şu anda yeterli değil, öyle anlaşılıyor. Yani kara deliğe yuvarlanmamız için yeterli değil. Ama Zülkarneyn'in anlattığı o ayetlerde güneşin battığı yere gittiğini söylüyor. Ve onu bizzat güneşi kara deliğin içine batarken gördüğünü söylüyor. Ve orada dünyadaki insanları da tarif ediyor. Yani orada kavim de buldu diyor. Dünya insanlarını da buldu diyor. Ve yani orada, o zaman bu boyutta gerçekleşen bir şey. Buradan onu da anlıyoruz. Hani bir boyut karmaşası var ya. Bu da onu da açıklayan bir şey, bir durum o zaman. Demek ki bu boyutta gördüm. Tabii bu boyutta gerçekleşiyor ama tabii bizim şu anda yaşadığımız zamana göre gelecekteki bir zaman. Gelecekteki bir zaman, o gelecekteki zamanı gözlemleyebiliyor. O aracıyla gidip oradaki olayı gözlemleyebiliyor. Ve ne orada kadar ona... gelecekti o zaman hocam? Yani bizim şu anki yaşadığımız zamandan da mı öteye gitti, ilerisine gitti? Ne kadarlık bir seyahat söz konusu? Bunu anlayabiliyor muyuz? Yani şöyle anlatalım onu. Zaman nasıl işliyor ona bakmamız lazım. Mesela büyük patlamadan itibaren uzaya doğru bir genişleme oluyor. Ve orada bir müddet sonra galaksiler oluşuyor. O galaksiler gelişiyor. Ama bu hız hiç yavaşlamıyor. Yani büyük patlamayla oluşan o hız başlangıçta çok hızlı tabii. Işık hızının çok ötesinde birdenbire kainat genişliyor ama belirli bir dereceye gelince soğuma, kainatın soğuması, yani şu andaki mesela işte 3 derece civarında, 2.7 veya 3 derece civarında olduğu söyleniyor kainatın ısısının. Bu şu demektir, kainat artık en yavaş haline gelmiş. Yani artık kainatı açan hız çekim hızıyla eşitlenmiş. Yani kara delikleri oluşturan o hızla eşitlenmiş. Bak 3 güneş kütlesi seviyesine gelmiş. Şimdi burada şunu anlayacağız. Bizim galaksimiz oluştuğu andan itibaren ışık hızıyla uzaya doğru böyle sıçrıyor. İçindeki yıldızlar dönüyor ama içindeki hızlar daha yavaş. Yani galaksinin kendi hızı ışık hızına yakın bir hızla gidiyor. Ve oradan zaman oluşuyor. Şimdi bu sonuna kadar bir yere gidecek. Artık bizim galaksinin içinde güneş sistemi belki galaksinin ömründen daha önce yöresel bir kıyamet yaşayarak bir kara deliğin içine girecek olabilir ki ben böyle tahmin ediyorum. O kara deliğin içine girdiği an ve onun galaksinin oluştuğu an böyle bir çizgi olarak düşünelim. O çizginin bütün her anı mevcut zaten şu anda. Ama biz onun bir bölümündeyiz şu anda ve kendi ömrümüzü dolduracağız belli bir miktar. O bize göre gelecekte kaldı. Ama Zülkarneyn zaman yolculuğu yapıp ışık hızını aşıp da geleceğe, geçmişe gidebilecek aleti olduğu için geleceğin en uç noktasına gidebiliyor. Geçmişin de insanlığın başladığı noktasına da gidebiliyor. Onun için orada bize tarif ettiği güneşin kara deliğin içine batışını bize anlatıyor. Bunu neden anlatıyor? Geleceğin en uç noktası, yani dünyanın kıyametinin kara deliğin içine girerken kopmak üzere olduğu bir an. Ama insanlar bunun çoğu farkında bile değiller. Ve orada Allah'tan bir yetki alıyor. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ayetlerde biz ona dedik ki işte sen şöyle yap böyle yap. Yani bu insanlara istersen, yani bunların hepsi sana teslim ettim ben. Bunlara istersen azap edersin. İstersen de haklarında iyi bir yol tutarsın. Yani serbestsin. Çünkü zamanı sen kontrol ediyorsun. İstediğini al, istediğini yok et, istediğin krallıkları yok et.
Yani tarihten, kaderden çıkart veya olmayan krallıklar koy. Tamamen kaderi değiştir. Öyle bir yetki verilmiş oluyor. Zülkarneyn de buna cevaben şöyle diyor. Zulüm yapana ben azap edeceğim. Yani o da bir şart koyuyor. Aslında bu yetkiyi nasıl kullanacağını anlatıyor. İki maddelik evrensel bir anayasadır bu aslında. Zulmedene ben aman vermeyeceğim, azap edeceğim. Onun işini zorlaştıracağım ve zulmünü dağıtacağım. Ve iyi iş yapana da destek olacağım. O şekilde salih amel yapana, iyi iş yapana destek olacağım şeklinde iki maddelik bir evrensel anayasa koyuyor. Ve bu anayasaya uymayan bütün sistemler ortadan kaldırılıyor. Yani zulüm sonuna kadar gitmez. Mesela İslam alimleri demiştir ki küfür devam edebilir. Yani Allah'a inançsızlık devam edebilir ama zulüm asla devam etmez. Şimdi şöyle de bakıyoruz. Mesela bunu İslam alimleri şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki zulüm eğer kalıcı bir şey olsaydı, yani kendi başına bir gücü olmuş olsaydı, yani bir güç başka bir güç tarafından engellenmemiş olsaydı, o zaman kalıcı olurdu ve şu ana kadar zulüm bütün her tarafa hakim olurdu. İyiliğe asla yer bırakmazdı. Hiçbir şekilde iyilikten eser görülmezdi. Ama bakıyoruz ki bütün insanlık tarihinde zulüm belli bir dönem hükmünü sürmüş olsa bile hemen kesintiye uğramış ve tekrar yerine iyilik gelmiş. Yani genel insanlık tarihine baktığımızda zulüm mü ağırlıklı, iyilik mi ağırlıklı diye baktığımızda iyiliğin baskın olduğunu görüyoruz. İşte bunu da aslında Zülkarneyn'in bu uygulamasına borçluyuz. Ben öyle düşünüyorum. Ve orada iki maddelik o anayasayı söylüyor. Ondan sonra da ikinci seyahatini anlatıyor. İkinci seyahatinde de insanlığın başlangıç noktasında bir sahne veriyor. Onu da güneşin doğduğu yer olarak tarif ediyor. Güneşin doğduğu yer. Güneşin doğduğu yerde yine galaksi içinde bir merkez arıyoruz. Yani güneşin yeni oluşmuş olduğu ve insanlığın da hemen hemen ilk dönemleri. Hatta belki de o ikinci seyahatte insandan bahsetmiyor. Çünkü üçüncü seyahatinde bahsediyor. Yani güneşin ilk oluşmaya başladığı dönemden bahsediyor. Ve orada şöyle bir şey söylüyor. Biz oradaki o insanların üzerine, yani en ilkel olan insanların üzerine güneşten başka bir örtü yapmamıştık. Bu da çok acayip bir ayettir. Yani güneşin ışıklarının dünyayı örttüğünü anlıyoruz buradan. Bunu da ben şöyle yorumluyorum. Gece araba kullananlar bilirler. Karşıdan farlar geldiği zaman gözünüzü alır. Uzun yaktığı evet. Zaman gözünüzü alır. Önünüzden bir tavşan veya başka bir şey geçse veya bir taş toprak olsa göremezsiniz kısa mesafede. Buna illüzyon etkisi diyoruz. Bu şekilde bir sıtra kelimesiyle anlatılıyor orada. Sıtra, örtü, yani gizleyen, örten sıtra. Sütre hatta. Biliriz değil mi? Hani yasettar, örten, gizleyen, ört. Evet. Zaten settar esmasını ben anlatırken evet. Özellikle bu sütre kelimesine, yani illüzyon etkisine dikkat çekiyorum. Diyorum ki sizde settar esması var ama dikkat edin, sizi kandırabilecekleri tek nokta, yani yönlendirebilecekleri, etki altına alabilecekleri, olumsuz bir şeyler yaptırabilecekleri tek nokta, sizin en çok becerikli olduğunuz alan neyse odur. Size oradan girip, orada size bir şeyler söyleyip, güven telkin edip ondan sonra sizi yönlendirebilirler. Başka hiçbir şekilde sizi yönlendiremez ama bu noktaya dikkat edin. Çünkü size en bilgili olduğum yer diyerek orada çok böyle bir gurura, kibire kapılıp tedbirsiz davranabilirsiniz diye onu anlatmaya çalışıyorum. Sütra böyle bir şey. Zülkarneyn'in ikinci şeyinde de şunu anlıyoruz seyahatinde. İnsanlığın hemen hemen yeni oluştuğu bir döneme gitmiş ve orada uzaydaki hiçbir medeniyetin dünyanın güneş sistemi içerisinde canlı varlıkların yaşamasına müsait bir gezegen olduğundan haberi yok. Orada o ayetten onu da anlıyoruz. Şimdi Zülkarneyn bunu bildiği için dünyayı gidip orada buluyor ve görüyor. Çünkü uzaydan, dış uzaydan mesela
dünyanın orada olduğu bilinmese, bir uzay geminiz olsa güneşe doğru gitmeye devam ederseniz bu akıllıca bir iş değildir. Ama dünyanın orada olduğunu bilirseniz gidebilirsiniz. Çünkü güneşi dünyayı örter güneşin ışıkları, her türlü ses olarak, elektromanyetik dalga olarak, görüntü olarak hiçbir şekilde güneş, yani benim şu aletim var uzay aracının içinde, ben orada bir gezegen varsa onu tespit ederim diyemezsiniz. Güneşin ışıkları tamamen bunu engeller. Onun için böyle bir şey anlatılıyor bize. Üçüncü şey çok ilginç. Zülkarneyn'in üçüncü seyahati. Orada da iki Seddin arasına gitti diyor. Bu da çok acayip bir şey. Bu iki Sedd ne olabilir? Evet. Sedd kelimesini orada inceliyoruz. Sedd kelimesini. Sedd kelimesi Yasin suresinde görünmeyen buhar gibi bir engel şeklinde anlatılmış. Biz onların önlerine ve arkasına, yani inanmayanlar için setler çekeriz de onlar göremezler, ileriye gidemezler, duyamazlar şeklinde anlatımlar var. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında set kelimesi sahabeler tarafından da okunurken Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde geçiyor. Set şeklinde mi okuyalım, süd şeklinde mi okuyalım diye okuma ihtilafına yol açmış. Yani böyle de okunur, böyle de okunur diyenler olmuş. Süt şeklinde okununca taş duvar gibi bir engel anlaşılır Arapçada. Set şeklinde okununca da görünmeyen bir engel anlaşılır. Şimdi orada iki Settin arasına gitti dediği zaman bizim bunu anlayabilmemiz çok zorlaşıyor. Yine bunu da uzayda anlayabilirsek eğer, bunu bulutsular olarak ben düşündüm. İki tane bulutsu kümesi var. Onlar da yay takım yıldızında. Yani şu anda zodyak takvimine baktığımız zaman yay takım yıldızında bulunuyor onlar. Bu yay takım yıldızının zodyak takvimiyle eşleşmesi de milattan önce aşağı yukarı 23 bin senelerine falan denk geliyor. Yani Zülkarneyn Yecüc Mecüc saldırısının olduğu dönemi anlamaya çalışmak için bu şeyi yaptım ben, araştırmayı yaptım. Yani milattan önce 20 bin, 23 bin o senelerde olabilir. Ve oradaki insanlar tarif ediliyor bize. Bunların bu arada Zodiac yine şu anda önümde açtım da sizin Kutsal Kaos kitabını. Yay takım yıldızına bakın. Çok gizli tutulmuştur vurgusu vardı. O aklıma geldi. Yani o bölümde başlı başına incelenmesi, okunması gereken kıymetli bir bölüm. Mesela burçlar kuşağından çıkarılan yılancı burcuyla yine evet, aynı bölümde devam ediyor. Zodyak kuşağının 12 burca indirildiğine ait arkeolojik malzemeler gibi çok önemli ayrıntılar var. Siz de şimdi tam o kısma gelince hemen açtım önümde. Tabii zodyak, zaten bu zodyağı anlamadan pek bu ayetleri evet, de anlayamıyoruz. Zodyak'ta şöyle bir şey, işte bu yılancı burcu daha önceden vardı. Neden zodyaktan çıkartıldı? Şimdi onu tekrar eklemeye çalışanlar var falan. Bu 13 tane burç varken neden 12'ye indirilmiş? Orası çok ilginç. Bu işte Adem, Havva, İblis meselesine dayanıyor bu. Yani İblis'in meclisten kovulması meselesine dayanıyor büyük ihtimalle. Ve bunun izlerini biz zodyakta da görebiliyoruz. Yani 13 taneyken çıkartılmış bir tanesi. Yılancı burcu çıkartılmış, ama onu başka bir zaman gene anlatabiliriz. Şimdi bu zodyak uzun zaman dönemlerini anlamamız için çok önemli bir takvim. Bunun da yapısını şimdi anlatmayayım, fazla zaman almasın. Dünyanın presesyon denilen bir döngüsü var, ona dayanıyor. Zaten buradan düz dünyacılar da sınıfta kalıyorlar. Düz dünya teorisi presesyonu anlamadıkları için onu oturtamıyorlar bir yere. Yani küre olursa ancak presesyon oluyor. Dünya düz olursa presesyon olmuyor. Bu presesyon da bilimsel bir şeydir bu arada, onu söyleyeyim. Yani böyle bir fenomen var. Dünya bunu yapıyor. Bunun hesaplaması çok zor ama eski dönemlerde hesaplanmış. Şu anda astronomik bilgilerle zar zor hesaplanıyor. Neyse, onu uzatmayalım. Zodyak buradan çıkıyor ve uzun zaman dönemlerini gösteriyor. Bu zodyakta bu iki Settin arası dediği için orada ben bulut suların yay takım yıldızında eşleştiğini gördüm ve yay takım yıldızı da aşağı yukarı 23 bin milattan önce 23 bin senelerine falan denk geliyor.
Yani bu bir tahmindir tabii. Benimki doğru da olmayabilir. Ama aşağı yukarı öyle. O yıllara denk geliyor. Oradaki insanların tarifi çok ilginç. Zülkarneyn'den yardım isteyen insanlar şöyle tarif ediliyor. La yefkahune yekahune kavle. Yani fıkıhları yoktu. Fıkıhları yoktu. Ve kavilleri yoktu. Sözleşmeleri yoktu. Kavil sözleşme demek. Fıkıhları da yoktu. Yani bir kanunu bir düzenleri yoktu. Ama devlet de tam değil demek ki. Yani tam devlet de kurmadıkları bir dönem. Şimdi oradan Zülkarneyn'e diyorlar ki sana harç verelim, haraç verelim. Bizim başımıza geç, kral ol. Yani vergileri sen topla. Şimdi vergileri sen topla deyince oradan yani aslında buraya bir devlet düzeni kur. Başına da sen geç demiş oluyorlar. O da onlara karşı işte o sözü söylüyor. Diyor ki sizin teklif ettiğinizden Allah'ın bana verdiği daha hayırlıdır. Yani ben bütün dönemlerin kralıyım zaten demek istiyor. Ve orada bir set yapımı var. İşte bu görünmeyen bir set. Bu set yapımının da tarifi var orada. Tabii klasik tariften benim tarifim biraz ayrışıyor. Çünkü klasik tarife göre yapılan set demirden tuğlalar olmuş. Evet. Ve bir de bakır var, değil mi? İşte üzerine erimiş bakır dökmüşler onlar. Yani öyle anlamışlar. Çünkü bu başlangıçta söyledim ya Zülkarneyn'e verilen alet anlatılırken dünyanın içinde verdik diye söylüyor. Bir de bu Zülkarneyn'den yardım isteyen o ilkel durumdaki insanlar da bu dünyanın içinde bize Yecüc Mecüc eziyet ediyor, burada fesat çıkartıyor dedikleri için iki kere dünyanın içinde diye vurgulandığı için geçmiş klasik alimler de bu olayların hepsini dünyanın içinde düşünmüşler. Aslında olaylar dünyanın içinde oluyor ama hangi dünyanın içinde oluyor? O zamanın içinde olduğu için dünyanın tamamının içinde oluyor. Ve setti bugün mesela biz klasik tarif edilen setti yani demirden tuğlaları var üzerine erimiş bakır dökülmüş iki dağın arasına yapılmış bir set. Kur'an-ı Kerim'in anlatmasına göre bu set hiçbir şekilde yok olmayacak olan bir set. Zamanla yok olacak ama şu anda yok olmamış durumda. Bizim onu görebilmemiz lazım öyle bir klasik anlayışla bir set olmuşsa. Yani üzerinden geçilemeyecek diyor. Üzerinden geçilemeyecek. Ve delinip içinden de geçirilemeyecek. Şimdi böyle bir tarif olduğu için dünyanın şu anda üzerinden uçaklarla uçulmayan hiçbir yeri olmadığı için böyle bir set şu ana kadar bulunmamış. Bulunsa da zaten o set üzerinden uçulamayacak bir set olması lazım. Yani somut olarak görünebilen bir set bulunamamış değil mi? Bizim yetkimizin verdiği sürece ölçüde. Tabii, şu anda dünyanın... Bir tane bir dünya var hocam. Ya da ben, paralel bir dünya mı var? Paralel değil, zaman içerisindeki dünya var ama bu set dünyada yapılmasına rağmen işlevi dünya dışında. Yani iki türlü bunu anlayabiliriz. Çünkü mesela onu Olgun Aydoğu benim getirdiğim yoruma bir değişik bir yorum getirdi. Bu CERN'deki yapılan çalışmalarla ilgili olarak dedi ki bu sen erimiş bakır diye çevirmiyorsun. Orada kıtran geçiyor. Yani bu blokların üzerine Zülkarneyn diyor ki bana kıtran getirin kıtran dökeceğim diyor. Kıtranı ben katran olarak çevirdim. Bu petroldür dedim. Ama Olgun Aydoğ diyor ki bu gene erimiş bakır olabilir. Orada da diyor demirin üzerine bakır sarılarak CERN'de bir mıknatıs yapılıyor. Bu boyut kapılarını açıp kapamakla ilgili bir şey olabilir. Ve burada bu mıknatıs yapımı aslında bu sembolik dille anlatılmış olabilir diyor. Benimki biraz daha farklı. Çünkü orada klasik yorumcuların demir blok diye çevirdikleri kelime de hatalı çevrilmiş aslında. Züber el hadid. Züber el hadid demek Züber Zebur. Kitap sayfası demek. Yani bayağı bildiğiniz işte şu dosya kağıdı mesela Züber bu. Şu dosya kağıdı Züber. Şimdi hadit dediği için demirden böyle saç levhalar düşünmemiz lazım. Hadit demir demek. Züber el hadit de demirden saç levhalar demek. Demirden saç levhalar getirin diyor ve bir düzenek kuruyor Zülkarneyn. Ve altından ısıtıyor onu. O nar haline geldi diyor. Yani akkor haline getiriyor onu.
ve getirin üzerine kıtran dökeceğim diyor. Üzerine de ben petrol döktü diyorum. Yani birebir orada anlatılana uygun yorum yapıyorum. Petrol dökünce ne oluyor? Petrol dökünce akkor halindeki bir zemine petrol dökerseniz o petrolde bir sürü gazlaşma olayı olur. Ve o gazlaşmadan yanıcı yakıcı gazlar, birçok gaz çıkar, atmosferin üstüne kadar gider bunlar. En üst tabakaya kadar gider. Burada yalnız bu üzerine Züberel Hadid'in üzerine kıtranı dökmeden önce şöyle bir açıklama var o ayette. Hatta diyor, yani bekledi diyor, hatta iza sava, bir hizaya gelmesini bekledi. Neyin bekledi? Beynes sadefeyn. Beynes sadefeyn dediği beyin iki ucu, iki tane yuvarlak ucu sadeflerin. Sadefler dediği de meyleden küre şeklinde bir şeyi anlamamız lazım. Çünkü sadefi tarif ederken hep böyle başın dönmesini anlatmış sözlükçüler, yani alimler, İslam alimleri. Sadef ne demek deyince böyle bir baş dönüyor diye anlamışlar. Bu başı mesela küre şeklinde düşünebiliriz. İki tane sadefin dönerek bir hizaya gelmesi. Yani bir ekliptik düzlem üzerinde birbirine yaklaşması. Bu da iki tane küreden bir tanesi dünya olduğu için bir tane başka bir küre olması lazım. Ve dünyadan biraz daha ağır olması lazım. Kütlesi fazla, çekimi fazla olması lazım. Dünyanın üst atmosferine giden bu gazların hepsi o kürenin içine gelir. Onun atmosferine gelir ve orada sera etkisi oluşturur. O sera etkisi zaten atmosferde tabakalar var. O tabakalar arasında güneşe en yakın, yani bir atmosferin güneşe yakın kısmında sıcak olur. Ortada çok soğuk olur. Dünyaya en yakın kısmında veya küreye en yakın kısmında da yine sıcak olur. Şimdi bir soğuk bir sıcak olduğu için buradaki sera etkisi bu sıcak soğuk farklarını aşırılaştırabilir. Aşırılaştırınca o atmosferden maddelerin çıkışı zorlaşır. Yani bir uzay aracı yapmış olsalar, başka bir gezegenin üzerine sera etkisiyle böyle kaplamış olsa Zülkarneyn, oradan uzay aracı soğuk ve sıcak farkları yüzünden hiçbir buna maden dayanamaz. O camı varsa camı patlar, vidası varsa vidası çıkar. Yani burada elementlerin tahammül sınırının ötesinde bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Ve oradan çıkamadıklarını düşünüyorum. Ama bunu yine dediğim gibi Olgun Aydoğu gibi düşünenler bunun bir boyut kapısı olduğunu düşünüyorlar ve boyut kapısının kapandığını düşünüyorlar. Şu anda da CERN'de onu açmaya çalıştıklarını düşünüyorlar. O yorum da olabilir. Benim yorumum da olabilir. Ben biraz daha ayetlerdeki kelimelere göre yorum yapıyorum. Yani sonuçta dünyada kargaşa çıkartan, bu kargaşa da şöyle, yani Yecüc Mecüc ama nasıl kargaşa çıkartıyorlar? Kargaşayı insanları birbirine kırdırarak çıkartıyorlar. Ve dünyada yaşadıklarına göre onların da insan formunda olduğunu da anlıyoruz. İnsanlardan da ayırt edilemiyor. Yani dünyanın içinde yaşayabiliyorlar ve insanları birbirine kırdırabiliyorlar. İnsanları birbirine kırdırmak için de insanlarla ahbaplık kurman lazım. Bir kısmını yönlendirebilmen lazım. Çeşitli yalanlar, bahaneler, aralarındaki zaaf noktalarını tahrik edeceksin falan. Aynen bugün Orta Doğu'da şurada burada yaşadığımız olaylara benzer bir şey tarif ediliyor aslında. Fesat çıkar. Bahsediyorsunuz hocam? Evet, onlardan bahsediyorum. Yani insan formunda olduklarını ben düşünüyorum ve insanların arasında yaşarken onları uzaklaştırıyor. İşte bu set vasıtasıyla onları uzaklaştırıyor. Yani nasıl uzaklaştırıyor? Tekrar başka bir gezegendeyse bunlar, o gezegenden takviye almaları zorlaşıyor, imkansızlaşıyor. Burada kalanlar da yaşayıp ölüyorlar, gidiyorlar demek ki. Ben öyle düşünüyorum. Ve böylece İnsanlığa yeni bir kader boyutu açıyor. Aslında bu, bütün bu ayetlerin anlatılması Kehf suresi baştan sona sebebi şudur. Dünya aslında başka bir türün istilasına uğramış. Ve istilası zamanın iki ucunda yapılmış. Birisi geçmişte, onu Zülkarneyn kesmiş, önlemiş. Birisi de gelecekte. Gelecekte olacak olan Yecüc Mecüc istilasını da biz
Enbiya suresindeki bir ayetten öğreniyoruz. O her bir benim çevirime göre hadep, yani UFO, her bir UFO'nun üzerinden dünyaya saldıracaklar şeklinde ben çeviriyorum onu. Bizim mealci alimlerimiz her bir tepeden saldıracaklar şeklinde çevirmiş. Şimdi orada da gelecekte bu saldırının olacağı anlaşılıyor. Aslında saldırı aynı anda oluyor. Beyza Hanım. Bu saldırılar frekanslı olabilir mi diye soruyorlar hocam şu anda. Neyi soruyorlar? Anlayamadım. Bu saldırılar frekansla olabilir mi? O frekansla olanı işte frekansla olanı şöyle nasıl bir frekansa, yani uzaydan mı frekans gönderiyorlar? Bizzat yani kendileri diyor. Yani aramızdaysa, ama siz insan formunda diyorsunuz o zaman tabii yine. Yani bizzat kendilerinin geldiği anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlardan öyle anlıyoruz. Bizzat kendileri geliyorlar. Hem gelecekte hem de geçmişte. Geçmiştekini Zülkarneyn önlediği için bunu şöyle anlamak lazım Beyza Hanım. Allah korusun bir ülkeye saldırı olacağı zaman mesela bir tanesi bir ucundan, doğu ucundan, bir tanesi de batı ucundan aynı anda başlatılabilir. Bunu zaman içerisinde doğu ucuna geçmiş desek, batı ucuna gelecek desek, aynı anda başlatılmış saldırıdan bahsediyoruz. Ama biz zaman içinde yaşadığımız için birisi binlerce yıl önce olmuş, birisi de bizden daha sonraki yıllarda olacak gibi düşünüyoruz. Onun için anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu zaman konusunu anlamakla ilgili bir şey. Saldırı aslında aynı anda oluyor ve Zülkarneyn bunları püskürtüyor. Ama gelecekteki biraz ötelenmesine rağmen kıyametle birlikte, o kargaşayla birlikte olduğu için onlar tekrar dünyaya çok kısa bir süre hakim oluyor gibi görünüyorlar. Hadislerde anlatıldığına göre de salgın bir hastalıktan ölüyorlar. Salgın bir hastalık da yine bugünkü bu koronavirüse benzer bir şey olabilir. Onlar bağışık olmadığı için develerin salyasındaki bir mikroptan deniliyor. Hadislerde öyle şeyler var, açıklamalar var. Yani daha olmamış bir salgın da mı olabilir o zaman? Şimdi hani bir deveden söz ediliyorsa. Ama başka bu insanları bir... etkilemiyor. İnsanları etkilemiyor, onları etkiliyor. Zaten olayın bütün şeyi orada. Evet. Buradaki bir iş onların vaktinden önce dünyaya saldırı yapmış olmaları veya vakitlerini geçirmiş olmaları şeklinde anlaşılabilir. Çünkü daha önce mesela bizim şimdi yaşadığımız zamanda yapılmak istenen şey benim kanaatime göre dünyayı bir uzaylı sistemine hazırlama çalışmaları bunlar. O uzaylı bir tür varsa ve dünyayı istila etmek istiyorsa yavaş yavaş gelip bağışıklık kazana kazana nesiller boyu dünyada bir şekilde bulunması gerekiyor ki buradaki bu ona yabancı oldukları çeşitli bakterilere, virüslere karşı bağışıklıkları olsun ve onlara karşı işte ilaçlar geliştirsinler ki dünyadan insanlığı silip kendileri burayı mesken edinsinler. Ama burada öyle bir şey olmuyor. Hazırlıksız yakalanıyorlar. Buna vakitleri kalmadığı bir zamanda saldırıya geçmiş olduklarını anlıyoruz. Ve orada hadislerde böyle bir şey var. Yani develerin salyası. İnsanlar etkilenmiyor. Onlar etkileniyor. Ve onların hepsi ölüyor. O şekilde. Peki, ondan sonra... O zaman biz ayırmamız mümkün değil eğer insan formundaysa ve aramızdalarsa. Yani olabilir. Onu da Farah Yurdüz diye soracaksınız. O konuları daha çok biliyor. Yani kim replikan... olacak? Farah Yurdözü Hanım var. Farah Yurdözü. Farah Hanım biliyorsunuz. Farah Hanım'ı tanıyorsunuz. Tamam, konuşalım. O... Vallahi seve seve konuşuruz.